Polis kayıtlarına geçen bir vaka. Ahmetse evinde tanınmayacak halde bulundu. Evde büyüsel materyaller, ses kaydı ve anlamı günümüzde dahil çözülemeyen yazıların bulunduğu bir kitap bulundu. Şimdi okuyacaklarım ses kayıtlarının kağıda dökülmüş halidir. 17 Haziran Adım Ahmet ise bu ve bundan sonraki alacağım tüm ses kayıtları sadece güvenliğim içindir. Eğer başıma bir bela gelir de ölürsem bunlardan herkesin haberi olmalı. Belki de bu kaydı bile silebilirim. Aradığımı bulduğumda tabii. Her şey çok farklı olacak. İnşallah bulurum da bu seslerin devamını çekerim. 21 Haziran. Buldum onu. Zor da olsa buldum. Hayatıma adadığım o kitap artık ellerimde. Çok mutluyum. Hayatım karanlıktan aydınlığa varacak. Çok yakında. Ellerimde bir servet duruyor. 2000 yıllık bir kitap bu. 2000 sene. Satmaya kalksam bile kral olurum ama satmayacağım. Bu kitabı kullanacak birini bulursam dünyanın en zengin adamı olur. İnanın bana bu yoksul hayatımda saymadığım kadar param ve huzurum olur. 28 Haziran. Henüz bir arayışa geçmedim ama birileri kitabın bende olduğunu biliyor. Anlamıyor. Nereden biliyorlar? Gece vakti olunca evin içinden bazı garip sesler geliyor. İşin garip olan tarafıysa neden gelip almıyorlar? Niye evde ses çıkartıyorlar? Hiçbir şey yokmuş gibi evi terk ediyorlar. 1 Temmuz. Dün gece başıma inanılması güç bir şey geldi. Gece uyuyordum ve bir rüya gördüm. Bir grup insan benzeri, eli ayağı olan varlık vardı. Ama insan olmadığına emindim. Yanlarında belinden bağlanmış köpek gibi gezdirilen çok büyük ve beyaz rengi olan yılanlar vardı. Ben hayretle onları izlerken bir tanesi bana yavaşça yaklaştı. Seni uyarıyoruz. Bizden aldığın yerini koymazsan senin suyunu kurduruz. Dedi. Bu rüya beni pek korkutmadı. Evet bana bir uyarıydı bu ama hiçbir şey beni kararımdan döndüremez. Ya bu kitap sayesinde kral olurdum ya da bu kitapla birlikte yok olurdum. 9 Temmuz Her gece aynı rüyaları görmeye başladım. Rüyada olmama rağmen canım yanıyor. Bugün bir karar verdim. Bir arkadaşım birini önerdi. Yarın gideceğim ve rüyama girip beni rahatsız eden bu yok ettireceğim. Bu kadar basit. 10 Temmuz Dün gece diğer gecelerden çok farklıydı. Dün gece rüya görmedim. Her şey gerçekti. Gece Saat 11 sularında elektrik gitti. İçeriden tıkırdamalar gelmeye başladı. Önümü göremiyordum ki gidip bakayım. Zaten gitmeme gerek de kalmadı. Benden önce geldiler. Ensemden bir tokat yedim. O tokatla bayılmışım. Öyle şiddetli bir tokattı ki sabah kalktığımda ensemde çok büyük bir acı vardı. Sağa sola kafamı çeviremiyordum. Aklıma o anda kitap geldi ve hemen odaya gidip kitaba baktım ve oh çektim. Kitap yerinde duruyordu ama neden almadıklarını anlamadım. Üzerimi değiştirdikten sonra kitabı evde saklayıp çıktım. Dediğim gibi arkadaşımın önerdiği kişiye gittim. Daha hiçbir şey söylemeden derdimin olduğunu ama bir yanlışımın olduğunu söyledi. Müdahale etmezse kısa sürede öleceğimi söyledi. Ne gerekiyorsa yapmasını, eğer bu musibeti yok ederse onu zengin edeceğimi söyledim. Yüzü güldü. Şimdi peşindeki neden senin peşinde? Onu bir anlayalım. Söylemek istediğim bir şey var mı diye sordu. Ben de kitaptan bahsetmek istemediğim için hayır cevabını verdim. Peki o zaman ilk işimiz neden peşinde olduklarını ve hangi kabileye mensup olduklarını öğrenmek dedi. Önüme bir kaf ve makas verdi. Bunun içine 3-5 damla kan damlat. Tırnak parçalarını ve bir tutam saçını bırak ve git. Yarın tekrar gel dedi. Ben de dediklerini yapıp oradan ayrıldım. 11 Temmuz Dün gece gerçekten zehir oldu bana. Çok kötü şeyler gördüm. Evin içinde gezen varlıklar vardı. Dışarı çıkmak istedim ama maalesef başaramadım. Kapı açılmıyor, ayaklarım adım atmıyordu. Evin içinde bir takım varlıklarla baş başa kalmıştım. Durmadan beni izliyor, arada bir gelip çarpıyorlardı. Bana sürekli aldığın şeyi yerine bırak diye fısıldıyorlardı. Bırakmam dedikçe üzerime geliyor, beni dövüyorlardı. Bu döngü geceden öğlen sonralarına kadar devam etti. Beni dışarı bırakmıyorlar, durmadan üzerime geliyorlardı. Kapımın çalınmasıyla birlikte kayboldular. Gelen kişi bana dünkü adamı öneren arkadaşımdı. Suratı bayağı asıktı içeri girdi ve ne oldu diye sordu. Ben de boş ver. Sen neden buradasın diye cevap verdim. Talip hocanın yanından geliyorum dedi. Seni acil görmesi gerekiyormuş. Hadi hazırlan. Gidelim dedi. Beraber evden çıkıp adamın yanına gittik. Adam beni görür görmez boğazıma sarıldı ve bana sen beni bitirdin köpek oldu köpek diyerek boğazımı sıkmaya başladı. Ben konuşamıyordum bile sonra bıraktı. Ve ağlamaya başladı. Neye bulaştın bilmiyorum ama gittiğin yoldan hemen geri dön. Yoksa sonun hiç iyi olmayacak dedi. Sebebini sordum. Ve cevabı beni biraz ürküttü. Dün sen gittikten sonra senden aldığım kan, tırnak ve saç parçalarını seni rahatsız eden cinleri çağırıp sebebini sormak için kullandım. Gelip cinlerimi öldürdüler. Gece boyu beni rahatsız ettiler. Tüm ifritlerim Maritlerim onların gücüne dayanamadı. O kadar güçlüler ki cinlerim bir dakika bile dayanamadan canlarını verdiler. Peşine düşenler çok acımasız. Hemen yolundan geri dönmezsen ölümü kaçınılmaz dedi. Bana yardım edebilecek kimse yok mu? İlla onları dize getirecek birisi vardır dedim. Milletten yardım isteyip de onların da başını belaya sokma. Bırak neyin peşindeysen bırak artık deyip evden attı beni. Ben de olacaklardan habersiz eve döndüm. 12 Temmuz. Dün gece başıma bir şey geldi. Hoca beni evinden kovduktan sonra eve geldim. Saat 2'ye kadar uyumadım. Öyle düşünürken gözüm perdeye ilişti. Bir hareketlenme vardı. Camın dışında bir şey vardı. Bunu perdeden yansıyan gölgelerden anlayabiliyordum. Beni asıl korkutan gölgeler olması değil oturduğum evin üçüncü katta olması. Yavaşça perdeye yaklaştım ve birden sıyırdım. Fakat kimsecikler yoktu. Korkuyordum ama korkumu belli etmiyordum. Kapı çaldı, gidi baştım. Açmamla beraber suratıma bir darbe aldım ki, ne darbe, anında bayılmışım. Uyandığımda bağlanmıştım. Karşımda da birisi oturuyordu. Pek dost canlısı değildi ama olsun ne istediğini sorduğumda kitap nerede diye sordu. Tam ne kitabı diyecektim ki sağlam bir tokat yedim. Biraz durduktan sonra kitabın yerini asla söylemeyeceğimi söyledim. Neden seni buraya getirene sormuyorsun diye dalga geçmeye bile ikmal etmedim. Bana kızdı ve bir tokat daha attı. Bu da beni sinirlendirmeye yetmişti. Kızgın bir şekilde istersen beni öldür yine de söylemeyeceğim sana o kitabın yerini. Kralı gelse tanımam. Bu saatten sonra diye karşılık verdim. Böyle devam edersen zaten en kötüsü gelecek dedi. Kim gelecekmiş diye karşılık verdim. Adam yüzüme baktı. Derin bir nefes aldı. Bak kardeşim neye bulaştığını bilmiyorsun. Bu aldığın kitap sana sadece bela getirecek. Ben seni kurtarmaya geldim dedi. Kimseden yardım istediğimi hatırlamıyorum dedi. Durmadan beni ikna etmeye çalışıyordu. Bak ben buraya rastgele gelmedim. Kitabın acilen imha edilmesi gerekiyor. Yoksa zarar gören sadece sen olmayacaksın. İçinde bulunduğun durumdan ölerek kurtulamazsın. Hayatının sonuna kadar sana kan kusturacaklar ve ölmene bile izin vermeyecekler dedi. Efendimiz sana yardım edecek ve bu durumdan çabucak kurtulacaksın dedi. Ne yapacaksınız kitabı diye sordum. Dedim ya imha edeceğiz dedi. Son olaylarında etkisiyle korkum gitgide artıyordu. Gözüm ilk defa para değil de canımı görüyordu. Beynim para yerine bedenimi düşünmeye başladı ve kabul ettim. Ellerimi çözdükten sonra kitabı verdim ve bir şey sormak istedim. Bu varlıklarla haşir neşirseniz neden kitabın yerini bilmiyorsunuz veya onlar neden almıyorlar diye sordum. Gülümsedi ve sana bunu tam yerinde ne zamanında söyleyeceğim dedi. Şaşkın bir şekilde. Bir daha neden görseceğiz ki dedim. Çünkü onlara bir kez ulaştın. Onlardan bu kadar basit kurtulabileceğini mi sandın? Aptal olma. Sen de benimle geleceksin dedi. Neden demek? O an aklıma bile gelmedi. İki gün sonra gece vakti gelip seni alacağım. Sen hazırlığını yap dedi. Ve çıkıp gitti. Kitabım benden çıkmış olmasına rağmen. Bugün gündüz gözüyle bile o varlıklar tarafından rahatsız edildim. Dün gece gelen adamın kim olduğunu ve beni nereden bulduğunu ciddi anlamda merak ediyordum. Söylediğine göre yarın beni götürecekti. Bu gece bakalım nasıl bir kabus bekliyor beni. Ahmet Zeynep'in 12 Temmuz'da yaptığı bu ses kaydından sonra uzun zaman kayıt yapmamıştır. 20 Aralık Ahmet Zeynep'in son ses kaydını aldıktan sonra evinde feci bir şekilde ölü bulundu. 20 Aralık'ta bulunan son ses kaydı şu şekilde. Bugün buradayım. Fakat yarın neler olacağı belli değil. Çok korkunç şeyler yaşadım. Bu alacağım son kayıttır. O adam evime gelip bana seni götüreceğim dediği günden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Dediğini yaptı ve bir gece evime gelip hadi gidiyoruz dedi. Ben sanıyorum ki ülke sınırları içerisinde bir yere gideceğiz. Fakat öyle olmadı. Beraber uzun bir yolculuk yaptıktan sonra farklı bir ülkenin çok değişik bir yerine gittik. Her yer yıkık döküktü ve gerçekten çok büyük bir yerdi. Harabe yere gidene kadar araçlarla gittik. Ama harabe olan bu yere geldiğimizde araç kullanmadık. Ortalama 2-3 saat hiç durmadan yürüdük. Küçük bir eve vardık. Akşam saatleriydi. Etrafa bakındıktan sonra kapıyı açtı ve içeriye dedi. Benden sonra o da içeriye girdi ve beni takip et dedi. Dediklerini yapıyor bir yandan da yapmak istemiyordum. Odalardan birine girdi ve açık olan perdeyi dışarıdan görünmeyecek şekilde kapattı. Civinden küçük bir fener çıkarıp ışığını yaktı ve hazır ol kabus başlıyor dedi. Ne kabusu dedim kekeleyerek sözümü kesti. Ve bu saatten sonra senden tek kelime duymak istemiyorum. Sorulana cevap ver gerisine karışma dedi. Öylece susup kaldım. Yere eğildi ve halıyı sıyırıp yerdeki tokmakla beraber koca bir kapağı kaldırdı. Hayretlerle onu izledim. Aşağı doğru merdivenlerden bir adım attı ve haydi beni takip et dedi. Aşağısı bir mağara gibiydi ve her köşesinde meşaleler vardı. Aydınlatma sistemi olarak kullanıyorlardı. Dümdüz bir yoldu içerisi ve o önde ben arkada yürüyorduk. En son büyükçe bir kapı çıktı karşımıza. Kale kapısı gibiydi. Kapının önünde derdim burada da deva bulacak dedi ve kapıya iki kere vurdu. Kapı anında açıldı. Ne oldu derken beni tutup içeriye etti ve kapıyı üstüme kapattı. Karanlıkta kalmıştım ve şoktan elim ayağım tutmaz oldu. Birden sarı bir ışık etrafımı sarmıştı. Bu sarı ışığın kaynağı meşalelerdi. Karşımda kafası aşağıya eğik minderin üzerinde oturan birisi vardı. Hemen oturduğu yerin önünde bir minder daha vardı. Kafasını kaldırıp yüzüme baktı. Yüzü ekşildi ve Allah yardımcımız olsun gel otur dedi. Gelip yanına oturdum. O an gözümden bir damla yaş yere aktı biliyorum korkuyorsun. Fakat yaptığın yanlışı yaparken hiç korkmuyordun. Şimdi de korkmaya pek hakkın yok. Çok büyük bir tehlikenin içindesin ve tek sebebi sensin. Uyarıları dinleyip çaldığın o kitabı yerine bıraksaydın. Şu an burada olmazdın. Korkmana da gerek olmazdı. Ama yaptım bir kere. Dostlarım senin ne yaptığını bana söylediler. Aldığın o kitabın yerini yeryüzünde bilen kimse yok.'' ''Peki, söyle bakalım. Bu kitabı nasıl buldun?'' Ağzım açık kalmıştı. Buraya gelmek için haftalarca yol geldik. Kitabı verdiğim adamla sadece iki gün görüşmedik. Nasıl oluyordu? Bu kitap şimdi karşımda duruyordu. Biraz düşündükten sonra ''Sakın yalan söyleme. Eğer yalan söylersen yardım etmem.'' dedi. Yalan söylemeyecektim. Kendimi bir kez daha riske atmadım ve gerçeği söyledim. Yedi yıl önce, Dedem öldü. Dedeme çok bağlıydım. Hastalığı yoktu. Sigara, alkol gibi şeyler de kullanmazdı ama genç yaşta aniden öldü. Öldükten sonra her şey bana kalmıştı. Ama pek de bir şey kalmamıştı. Diğer aile üyelerim dedemden çok önce bir kazada öldüler. Tek dedem vardı. O da gitti. Dedemden bana kalan şeylerin arasında küçük bir sandık vardı ve onu açtım. İçinden Garip bir harita çıktı. Defini haritası sanmıştım ama sorup soruşturmadan bir şey yapmak istemedim. Aylarca araştırma yaptım ve sonunda her şeyi anladım. Dedem eceliyle ölmemişti. Bu haritadakini bulmaya çalışırken bana olanlar ona da olmuştu. Haritadaki yeri uzun uğraşlar sonucu buldum. Bir kitabı aldım. Eve getirdim ve sakladım. Amacım bu kitaba zarar vermek değildi. Sadece dedemin bu kitabı ve ne için aradığını merak ediyordum. Çok değerli bir kitap olduğunu sonradan anladım. Satmak yerine dilinden anlayan birini bulursam sefaletten kurtulurum diye düşündüm ama olaylar benim istediğim gibi gelişmedi. Sonrası da buradayım zaten. Kafamı aşağıya eğdim. Adam gözlerini kapattı ve sen de kapat dedi. İçini iyice boşalt. Hiçbir şey düşünme. Bir boşluktasın. Kimse yok. Her yer karanlık ve korkuyorsun. İleride bir ışık var. Sana doğru geliyor, yaklaşıyor, yaklaşıyor ve senin gözlerin ağırlaşıyor. Işık etrafını sardığında aklındakiler yavaş yavaş bana görünecek dedi. Ve ben oradan sonraki kısmı hatırlamıyorum. Uyandığımda adam başucumdaydı. İşimiz çok zor. Yıllarımı bu işe verdim. Aklının alamayacağı güçte cinlerle mücadele ettim ve galip geldim. Fakat bu seferki çok farklı. Hayattaki tüm cin taifelerini bildiğimi sanıyordum. Ama yanılmışım. Sana bu kitabın peşindekiler hakkında birkaç şey söyleyeceğim. Bu kitabı yazan kişi tabii ki bir cin değil, bir insan. Fakat dışarıda gördüğün normal bir kişilikte de değil. Şeytanın uşaklarının en başında gelenlerden. Şeytana itaat ettiği için cehennem ateşinin onu yakmayacağını, şeytanın ona yardım edebileceğini sanıyor. Aslında bir günlük olan bu kitap şeytan tarafından öğretilmiş çok tehlikeli büyüler içeriyor. Kitabın adı da buradan geliyor. Şeytanın günlüğü olarak bilinen bu kitap dünya üzerinde bulunan en tehlikeli kitaplardan biri. Binlerce yıl önce hapsedilmiş birçok tehlikeli cin kavminin serbest bırakmanın yollarını bile yazan bu kitap o kadar tehlikeli. Şimdi senden sadece Allah'a olan inancının artmasını istiyorum. Bu durumda sana ben yardım edemem ama unutma ki Rabbimiz onların hepsinden daha güçlü ve bizleri onlardan üstün yarattı. Neden onlar korkmuyorken biz korkuyoruz ki? Şimdi abdest al, gel Allah'ın yardımıyla bu lanetten kurtulacağız dedi. Korkum biraz olsun azalmıştı ama o varlıklar buradaydı hissedebiliyordum. Afdest aldıktan sonra beraber namaz kıldık ve namazımız bittikten sonra elimizi açıp bizi kurtarması için Allah'a dualar etmeye başladık. Namaz kılarken ve dua ederken etrafımda hiçbir şey hissetmiyordum. İşimiz bittikten sonra birden gülmeye başladı ve onlar gitti evlat, gittiler dedi. Benim de yüzüm gülmüştü. Bir hafta boyunca o adamla kaldım. Sonrasındaysa beni evime sağ salim gönderdi. Evimde huzurluydum. 21 Aralık başıma yine bir şey geldi. Dün her şey normalken bugün kötü şeyler olmaya başladı. Namaz kılmak istiyorum ama bir türlü olmuyor. Dua etmek istiyorum. Fakat dua ağzıma dolanıyor ve bir türlü sonuna getiremiyorum. Elim ayağım birbirine girdi. Akşamüstü telefon çaldı. Arayan beni evimden alıp götüren kişiydi. Beni götürdüğü kişinin öldüğünü bulunduğum evden hemen çıkmamı söyledi. Özür dilerim, sana yardım edemedim dedikten sonra bir çığlık sesiyle telefon kapandı. Kaçmak artık bana mantıklı gelmiyor. Çünkü peşimden gelecekler. Şu anda da yanımdalar. Size anlattıklarımı dinleyip kahkaha atıyorlar. Şunu iyi bilin ki gerçekten içinizde Allah sevgisi varsa hiçbir cin veya başka bir şey sizin kılınıza dahi dokunamaz. Kayıt burada kesiliyor. Güvenlik güçleri bu işin peşini bırakmasalardı sonunu getiremediler. Olay bir sonuç vermeyince en sonunda olay rafa kaldırıldı ve bir daha açılmadı.